Merhaba arkadaşlar bu dersimizde paralel direnç devrelerinde arızaların nasıl bulunacağını ve bu arızalara nasıl müdahale edeceğimizi anlamaya çalışacağız. Şimdi devremiz şu şekilde bir tane 5 voltluk bir tane voltaj kaynağı bulunmaktadır ve buna 3 adet paralel bağlı direncimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Dirençlerimizin değeri 110, 210 ve 310'dur. Bunlara birer tane seri bir şekilde ampermetre bağladım. Bakın gördüğünüz gibi bunlar akım ölçmek için kullanılan ampermetreler. Bir de üçer tane paralel bir şekilde voltmetre bağladım. Ampermetreleri neden seri bağladım? Akım her zaman seri bir şekilde akar. Devreden seri bir şekilde aktığı için de dirençlerimden dirençleri seri bir şekilde bağladım. Evinizdeki su saatlerini düşünün arkadaşlar. Sular borulardan ne yapar? Seri bir şekilde geçer ve o borunun arasına boruların arasına bir tane sayaç koyulur ki akan suyun miktarını ölçsün. Bu da akan akım miktarını ölçmek için ampermetreleri seri bağladık. Akım akar gerilim düşer. Gerilim düşeceğine göre devre elemanlarının üzerine gerilim düşümü olur. Gerilimin düşmesi demek bunu voltmetreleri paralel bağlayacağımız anlamına gelir. Dirençlerimize voltmetreleri de gördüğünüz gibi paralel bir şekilde bağladım. Bakın bu çok önemli. Akım nedir? elektron hareketidir. İki nokta arasındaki elektron hareketidir. Dolayısıyla elektronların seri bir şekilde akmasıdır. Ampermetre seri bağlanır. Voltaj nedir? İki nokta arasındaki potansiyel farktır. Bu potansiyel fark da devre elemanlarının üzerine bir gerilim düşümü meydana getirir. Gerilimi ölçmek için de devre elemanına paralel bir şekilde voltmetre bağlamamız gerekmektedir arkadaşlar. Amper metreleri volt metrelere bağladık. Devremizin bağlantısını yaptık. Şimdi devremizi çalıştıralım. Run dedik. Bir önceki devremize seri bir direnç devresi yapmıştık. Şu devreyi de arkadaşlar. Bunun üzerindeki e, akım gerilim işlemleri nasıl gerçekleştirileceğini anlattık. Seri kısa devre açık devre olaylarına müdahale etmeyi öğrendik. Şimdi paralel bir devrede şu anda bu devremiz bir tane yüke bağlanmış olsun. Yani bir tane kartımızda atıyorum televizyon devresi olsun televizyon kartımızda bir yüke bağlanmış küçük bir devre olsun ve benim yükümde, e, yüküm çalışmıyorsa yüküme bağlı olan bu devrede bir sıkıntı var demektir. Şu anda bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü 110, 210 ve 310 üzerinden akan akımlara ölçtüğümde en büyük, büyük e, direncimden akan akım nedir? En azdır çünkü V eşittir R çarpı I'dır bütün direnç değerlerinin paralel bağlı olduğu için bütün dirençlerin üzerine düşen gerilim kaynak gerilimine eşittir. O da bakın hepsinde 5 volttur. Akım değerleriyle direnci çarptığımız zaman da 5 voltu elde ederiz. Şu anda bir sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Peki şuradaki 310'luk luk direncim açık devre olursa ne olur arkadaşlar? Yani buradaki direnç arasındaki bir şeyler arasında bir kopukluk olabilir. Direncimin telleri kopmuş olabilir. Yani şu direnci ben bir kaldırayım arkadaşlar. Şu direncim açık devre olsun. Açık devre olursa voltmetre sizce kaç volt gösterir? Ve buradan herhangi bir akım akar mı? Bakın arkadaşlar çalıştırıyorum. Herhangi bir akım akışı olmadı. Voltmetre neden 5 volt gösterdi? Çünkü benim voltmetrem aslında şunu şöyle yapayım arkadaşlar şunu da sileyim Aslında şu nokta arasındaki volt, voltaj e, ölçen Bir voltmetre haline geldi yani Kaynağımın voltunu ölçtü şu Noktalar arasındaki volt ölçtü Voltmetrede sıkıntı yok gördüğünüz gibi 5 volt ölçecek Ama ampermetre 0 akım gösterir Çünkü şu iki nokta arasında Hatta şunu Sileyim arkadaşlar şu iki nokta arasında şu nokta ile şu nokta arasında mesela şuralara birer tane etiket ekleyelim. Label ekleyelim. Text diyelim. Şöyle A olsun. A noktası olsun. Bir tane de B noktası ekleyelim. Şu da B noktası olsun arkadaşlar. A noktası şuraya getirdim. B noktasını da şuraya getirdim. Aynı zamanda şu A noktası şurası da A noktası değil mi? Çünkü burada herhangi bir değişim var mı? Yok arkadaşlar. Yine şurası da bakın şöyle B noktasıdır diyebilirim. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi şuradan herhangi bir akım akışı olmayacaktır. Voltajlarım değişmedi. Fakat ne oldu benim? Ee, 300 ohmluk direncin pasifize oldu. Oradan herhangi bir artık akım geçişi olmayacak. Devrem artık şurasıdır diyebilirim. Dolayısıyla oradan akım akmazsa biz ne yapacağız? Oradaki direnci 310'luk ohmluk dirence müdahale etmemiz gerekecektir. Şimdi devremizi eski haline döndürelim. Bakın arkadaşlar devremi eski haline çevirdiğimde artık yani direncimi ne yaptım ben? Ee, öyle bir şey yaptım ki artık oradan da yani buradaki direncimi, bozuk direncimi değiştirdim. Başka bir direnç koydum. Artık akım geçişim. Bakın bulunmaktadır burada. Peki bir kısa devre olayı olursa nasıl bir durum gözlenir bu devrede? Yani şu 210 ohmluk dirençli bir kısa devre olayı olması bize nasıl bir sonuç getirir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar benim devrem gördüğünüz devre. Şimdi şu devrede şu 210 ohmluk dirençte bir kısa devre olsun. Yani şöyle olacak bu devre tamam mı? Devrem aşırı akımdan dolayı Buradaki direncim benim yanmış gibi düşünebilirim. Yani kısa devre olması ne demek? Aslında şöyle bir şey olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani şuraya bir tane kısa devre teli atacağım. Şurayı kısa devre yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın burada kısa devre olursa ne olur? Yani akım geldi geldi geldi. Kısa devre her zaman kısa yolu tercih edecektir. Şöyle bir yol izleyecektir. Dolayısıyla benim şuradaki direncimden herhangi bir akım geçişi olmayacaktır. Şuradan herhangi bir akım geçişi olmayacaktır. Şuradan da herhangi bir akım geçişi olmayacaktır. Yani benim devrem nasıl bir hale gelir arkadaşlar? Hatta devremizin yeni halini şuraya çizelim. Şöyle bir devre olacaktır. O zaman benim devremde bir kısa devre varsa paralel kollarımda orada ben ne yapıyordum arkadaşlar? 0 voltu Ölçüyordum değil mi? Yani şuralarda şunların hepsinde 0 volt görülür. Şu elemanlarım artık pasifize olmuştur diyebilirim. 0 volt değerini ben ne yapacağım göreceğim. E akım ne kadar görürüm arkadaşlar? Gerilim olmadığına göre akımlarında artık ne olacaktı bir önemi olmayacaktır. Yani devremde herhangi bir direnç bağlı değilmiş gibi göreceğim arkadaşlar. Yani benim R değerim 0 olur. Bütün dirençlerimin R değeri 0 olması ne demek? Devremde herhangi bir akımın söz konusu olmaması demek anlamına geliyor. Benim buradaki devrem ne yapacaktır? Kesinlikle çalışmayacaktır arkadaşlar. Bir tane şuraya artık bir kablo ekleyelim. Bakın arkadaşlar şuraya kablomu ekledim. Artık benim devremde... Voltaj değerlerim sıfır oldu. Yani dirençlerim yok gibi düşünebilirim. Devremde sadece bir tane kaynağım kaldı. Bakın burada ne diyor? Voltage source wire loop with no resistance. Yani dirençsiz bir voltaj kaynağı mevcut deniliyor bu devrede. Dediğim gibi çalıştıralım tekrar. Akımlarım sıfır, voltajım sıfır. Artık bu devrem işe yaramaz bir devre haline geldi. Ben burada ölçümleri yapıp her bir kolumdaki ölçümü teker teker yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? Kısa devreyi bulmaya çalışacağım. Böyle bir devrede ne yapacağım? Dirençlerimi ölçeceğim arkadaşlar. Dirençlerimde kısa devre var mı yok mu? Peki dirençlerimi nasıl ölçerim? Devrede bu şekilde ölçebilir miyim? Bakın bu şekilde direnci ölçemezsiniz. Direnci şu şekilde ölçeceksiniz arkadaşlar. Şunu da keseyim. Her bir direncin bağlı olduğu bacağı çıkaracaksınız. Yani şuradan mesela bir tane şey ekleyelim. Burada bakalım ölçebilecek miyiz? 10 metre var mı var? Şöyle bir tane 10 metre. Mesela 10 metreyi şöyle şu direncime bağlıyorum. Bakalım. Yani şurada şu anda göremedim arkadaşlar. Şöyle yapayım hatta. Şurada e, şunu, şunları silip. Yani devrede şöyle bir bağlantı varken ben gelip de şurada. Direncimi ölçemem. Şuna bir tane, e, şurada 10 metreyi ekleyelim biz. Şöyle bir ölçüm kesinlikle yapmıyoruz arkadaşlar. Yani e, buradaki direncimizi bu şekilde kesinlikle ölçmüyoruz. Dediğim gibi yapacağımız işlem şu olacak. Şu şekilde ölçüm kesinlikle yapmıyoruz. Bakın şurada kısa devre olmasa bile, şöyle göstereyim. Şurada kısa devre yok diyelim. Devreyi tekrar çalıştıralım. Bakın gördünüz mü yanlış bir değer verdi. Yapacağımız işlem şu olacak. Şuradan şu şekilde ölçümüzü yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi şunu da şuraya tekrar alalım. Şuraya bir tane. Yani devremin bir ucunu direncin bir ucunu devreden çıkaracağım. Ölçümü o şekilde yapacağım. Yani normalde de benim 10 metremde 200 ohmu ben görmüş olacağım arkadaşım. Dediğim gibi arkadaşlar ee, arızalı direncimi devrede bulduktan sonra o direncimi artık değiştireceğim. Bundan sonra herhangi bir e, şey yapamam zaten direncim arızalıysa. Onun değerini ölçüp doğru dirençle değiştirmiş olacağım. Paralel devrelerde de arıza bulma ve arıza giderme bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.